Buradan dışarı çıksam bir şey yapıyor mu? Hayır, bayağı kullanabiliyorum şu anda. Simülasyon oyunları dünyası, SimulaWorld'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Truck and Logistic Simulator'dayız yine. Biliyorsunuz oyuna bir güncelleme geldi. Hatta videosunu çekmiştim. Yukarıdaki kartlardan bulabilirsiniz. Şimdi bugün birazcık para biriktirdim. Canlı yayında oynadım. Bu arada canlı yayınları da kaçırmak istemiyorsanız aşağıda linki bulunan Twitch kanalıma gelebilirsiniz arkadaşlar. Duyuruları da Discord'da yapıyorum. Onun da linki aşağıda. Aşağıda derken bu arada açıklamalar kısmında, yani o kısmı kimse açıp bakmıyor. Orada sistemin vesaire her şey var. Oyunla ilgili bilgiler var. Oradan ulaşabilirsiniz. Böyle bir Audi tarzı aracımız vardı. Yani bunlara para vermek istemiyorum şu anda. Bu zaten bende var. Bu mesela hala alamıyorum. 99 bin istiyor. Ama bugün size güzel bir tüyo vereceğim birazdan. Bu aracı çünkü test edemiyorsunuz. Yine gelen araçları mesela normalde test edebiliyorsunuz. Test sürüşü diye böyle bir seçenek çıkıyor. Ondan sonra başka ne vardı? Tırlarda var mesela, bakın. Bu Volvo'yu hatta bir önceki bölümde kullandım. Aynı zamanda kamyonlarda da yeni bir kamyonumuz vardı şöyle. MAN. Yani bunları test sürüşü olarak kullanabiliyorsunuz. Ama bu Land Rover'ı nasıl kullanacaksınız? Bu videoda onunla ilgili bir hemen tüyo vereceğim size. Ve bu kadar parayı biriktirmemin sebebi aslında öncelikle yeni Volvo'yu almayı düşünüyordum. Ama canlı yayında oynarken buradan selamlar olsun. Batman nickli bir arkadaşımız var. O Scania'yı almamı istedi. Ben de dedim ki canlı yayında olmaz. O zaman ben bunu videoda alayım. Ve parayı biriktirdim. 73 bin istiyor. Ve bayağı bir şey yapabiliyoruz. Şu anda siz hani buradan göremiyorsunuz ama işte araç, işte kepçe, sonra manitu. Manitu deniyor şuna. Römork falan her şeyi taşıyabiliyoruz. Taşmaş. Hepsini taşıyabildiğimiz bir araç bu. 6x4 olması önemli. Bu arada 6x4 önceden yani bu güncelleme gelmeden önce sadece şu Volvo'da vardı. Amerikan kasa Volvo'da. Ki bu Volvo 700 beygirdi arkadaşlar. Ama benim şimdi almak istediğim araç, alacağım araç daha doğrusu 730 beygir. Ondan bile güçlü. O yüzden şöyle hemen aracımızı satın alalım. 73 bin vermek istiyor musun diyor. Vereceğim yani. Artık bir kere laf ağızdan çıktı. Aracı özelleştir deyip hemen şöyle xenon far takalım. Sonra camlara film ister misin diyor. Camları ırkta koyutmasak mı ya? Yeşil gibi oluyor. Şöyle birazcık yapalım. Sonra bu ne? Gösterge ışıkları galiba bu. Yeşil. Bir dakika dur bakayım. Bir şeyin rengi değişiyor mu? Şu anda algılayamıyorum. Ha, şuranın rengi değişiyor. Tamam. Şöyle bir gök mavisi yapalım. Bu da tamam. Başka buranın rengini değiştirebiliyoruz. Bu ne ya? Şaka mısınız abi? Aracın rengini belirledikten sonra bunu yapsak aslında daha iyi olur ama. Uf, kötü oldu. Aracı ne renk yapalım? Oo, gri çok güzel oldu. Dur bakayım. Böyle başka renkler de bakayım. Aa, böyle bir rengi var bu arada Scania'nın. Kırmızı olmaz. Bakıyorum. Bu aralar böyle hep bir turkuazdan gidiyoruz. Aslında şu maviler de güzel oldu. Şöyle yeşil, mor, pembe falan bunları yaptık zaten. Şöyle aslında şöyle bir mavi güzel oldu bence. Ama şöyle rengi de var. Bilemedim ya. Neyse. Şöyle bir şey yapalım. Daha sonradan değiştirebiliyoruz zaten. Bu sıkıntı olmuyor. Ama içini bu renk yapmayacağım. İçini siyah da bilemedim. Seçmek ne zor ya. Taba gibi bir şey yapsak aslında. Yani şöyle olsun. Açık renk olsun. Buna şeyi alamıyoruz zaten. Konvoy şeyi şu arkadaşlar. Onu bu araca alamıyoruz. Zaten benim param da yok. Bütün parayı araca yatırdık. Şimdi sür dersek ne oluyor? Hemen bir bakalım. Bu sefer Land Rover taşıyacağım sizler için. Vereceğim tüyo da buydu. Land Rover'ı eğer taşırsanız, onu taşımak için bu arada 6x4 bir araca ihtiyacınız var öncelikle. Land Rover'ı taşırsanız da bu şekilde kullanmış oluyorsunuz. Normalde kullanamıyorsunuz çünkü Land Rover'ı. İçi diğeriyle aynı, sesi de aynı. Sadece şu an 6x4 oldu. Şöyle hemen basıp gidelim. Şurada bir mavi şey var. Maviler araç taşımak için. Orada kaza mı olmuştu? Bir şey olmuştu. Şuraya gideceğiz, evet. Aracımı da göstereyim size şöyle. Kafa kaldırıyor vallahi. Fizikler efsane. Oyunun en güzel tarafı zaten fizikleri. Ama birkaç şey olsun isterdim. Mesela kalan şeyi gösterse navigasyonda, kalan kilometreyi, çok güzel olur. Onun dışında bazen şöyle bir bug'a giriyor. Mesela şu an görmüyor. Heh, gördü. Evet. Bakalım şunlardan bir tanesini alalım. Kaç kilometre diyor? 7300 diyor. Buna da
Buna da 8000 diyor. Bu arada oyunun şu kısmı yeni galiba arkadaşlar. Şuraları kullandım canlı yayında ve bu yollar değişik yani. Buralar sanırım daha önce yoktu ve şeydeki ETS'deki Klagenfurt kısmını hani herkes biliyordur artık. Oraya benzettim birazcık. Bu daha iyiymiş fiyat olarak. Bunu alalım. Şöyle hemen bir yük taşıma yapalım. Önce bunu indirmenizi istiyor. Abo mor var bir tane Land Rover. Böyle hemen bunu indirip şöyle yapıyoruz ve işte bu. Hemen şöyle içini de göstereyim. İnanılmaz güzel yapmışlar. Gerçekten olmuş yani. Şey navigasyon falan gayet iyi. Yuvarlak vites şeyi var. Dur bakayım vites. Aa. Onu da yapmaları güzel olurdu yalnız. Orada değişmiyor mesela. Sırf D'de gösteriyor. Geriye attığımızda onun da geriye gitmesini isterdim. Oyunda böyle ara sıra takılmalar gibi FPS dropları gibi şeyler oluyor. Normalde yoktu. Bu yeni güncellemeden sonra başlayan bir şey sanırım arkadaşlar. Bilmiyorum sizlerde de var mı ama yorum olarak yazarsanız sevinirim öyle bir şey varsa. Bir de bu araçta şöyle bir bug var. Bu alüminyum gibi olan kısımlar şey parlıyor. Çok parlıyor. Dışarıdaki renkleri yansıtıyor. Yani aracın içindeyken öyle bir şey olması biraz enteresan tabii. Şöyle diğerine yaklaşıp duracağız. Buna çarptık. Evet, bu da oldu. Yani ne garip renkler verdi ya. Hop. Bunu da yerleştirdik. Şimdi burada bunu yukarıya kaldırmamızı istiyor. Şu inanılmaz güzel fizikler ya. Aracı kaldırırken gerçekten bu sallantısı falan çok güzel olmuş. Manitoları da taşıyabiliyoruz artık. Onunla ilgili de sonra bir video çekerim. Bugünkü ama olayımız yine şu Land Rover'ları taşımak olsun. Land Rover kullanmak isteyen arkadaşlara da buradan hani şey olsun, Tiyo olsun diye şey yaptım. Aracı mesela buradan alıp götürebiliyor muyuz acaba? Hani gidip gezebiliyor muyuz? 6 tane Land Rover var. Mesela siyahını aldım diyelim. Buradan dışarı çıksam bir şey yapıyor mu? Hayır, bayağı kullanabiliyorum şu anda. Ohoho. Araca zarar vermeden geri götürelim. Evet, buradan tekrar şöyle girelim. Bir iki kilometre yaptırdık aracı ama en azından bunu da görmüş olduk. Yani aracı çıkartabiliyorsunuz dışarıya. Hiçbir şey de demiyor. Enteresan bir şekilde. Bu arada tırın yakıtı yoktu galiba. Az önce sanki öyle gördüm. Onu da unutmamamız lazım. Şimdi tırımızı şöyle nasıl döndü lastik? Buradan dönecek mi? Yok artık. Wow. Şöyle güzel bir fotoğraf alayım. Bir fotoğraf alayım sonra belki beğenmezsem yenisini çekeriz. Şimdi. Sonra unutuyorum fotoğraf işini. Her şey bittikten sonra aa diyorum fotoğrafını çekmedim. Oo bayağı patinaj çekiyor 6x4. Çok da istekli. Maşallah. Şöyle dönelim. Sen de şöyle alayım. Fotoğrafla ilgili tabii bir şeyi yok. Mesela ETS'nin falan fotoğraf modu var. Aslında bunun da olsa çok güzel olur. Şimdi buradan şöyle basıp gidiyoruz. Bakalım kaç yapacak araç. Ben 150'yi geçtim galiba şeyle, Volvo'yla. Amerikan Volvo'yla. Bunlar
daha hızlı gitmemiz lazım aslında. 730 beygir. Hoş, üzerimizde şimdi yük var tabii, kaç ton ama olsun. Araçların, şu trafikteki araçların biraz mantığını iyileştirmeleri lazım. O biraz kötü. Of, adamın şerit değiştirmeye bak. Biz de kırmızıda geçtik ama çaktırmayın. Bir de tabii manuel vitesim yok. Vites olsa çok daha iyi olacak. Maalesef otomatikle idare ediyoruz. Evet, araçlarımız böyle. Sallanıyorlar. Toprağa girince böyle topraktan şey çıkıyor. Toz çıkıyor bakın. Onlar falan da gayet güzel olmuş. Ha, şuradan yakıt alacağız, yakıt. Petrole gir. Araç yıkama gelebilir mesela. Truck Simulator Ultimate'da olduğu gibi. Hoppa, neye çarptım ya? Yukarıya mı vurdum? Oğlum gitti lan araç. Nasıl yakıt alacağım? Şuraya o yüzden yapmışlar burayı. Yukarısı vurmasın diye galiba. Anam yine vurdu. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Hop, bunu buraya bırakacağım. Ben yakıtımı alacağım önce. Ay dur, yanlış şey bastım. 470 litre kapasitesi varmış. Bayağı da fazlaymış. Evet. Bir dakika, aracı bir çalıştıralım önce. Ne yaptım ya? Dorseyi bağla. Ben de diyorum, niye dorseyi ayırmamızı istiyor ki? Her durduğumuzda mesela dorseyi ayır seçeneği çıkıyor. Demek ki bundanmış. Dorseyi ayırmamız burada gerekiyor. Yakıt alamıyoruz yoksa. Hoppa! Abi hiç mi durmaz ya bir insan? Lan düşeceğiz. Truck Simulator Ultimate'da olsaydı keserdim cezasını ileride ama. Bunda öyle bir şey yapamıyoruz maalesef. Gitti adam. Zaten bazen araçlar kayboluyor. Tekrar spawn oluyor. Bir şey oluyor. Mesela o tır gitti, şu anda yok. Fizik olarak aslında o sallantılar vesaire çok iyi ama hani şu hızda bu kamyonun burayı dönmesi mümkün değil normal şartlarda. Gerçekçiliği biraz düşürüyor. Hani böyle simülasyon şeyini biraz törpülüyor maalesef. Belki onlar da yapılırsa daha iyi olur. Hani dönüşle alakalı kötüleştirmeler diyeceğim. Çünkü hani bak şimdi, şu hızda mümkün mü yani burayı dönmesi? Yüzle diyorum yani. Arkamda şunlar varken. Hop 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 hop. Yolun dışına çıktık var ya, gidiyorduk. Bak bak, kamyonun gelişe bak. Römork bağlanmamış. Şimdi yol bayağı düz gidiyor gibi. Belli bir hızı geçince ekstra bir ses geliyor. Şu an duyuyor musunuz bilmiyorum ama bir rüzgar sesi gibi bir ses geliyor. Bakayım 150'yi geçebilecek miyiz? Ah, çok viraj var. Yavaşladık. Hadi. Hadi oğlum. Hadi, dönüş yok. Yürü. Yürü. Hayır. 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 Şey ya, arada bir de haritanın yüklenme sıkıntıları var. Bu da enteresan oluyor. Böyle
FPS droplar oluyor. Yine sadece bende mi var bilmiyorum ama hani bu güncellemeden sonra oldu. Maalesef daha da 150'yi geçemeyiz bence. Buradan döneceğiz zaten. Burada araçlar bir anda yavaşlıyor. 80 diye gösterdiği için oraya da dikkat etmek lazım. Yaklaştık galiba teslimat yerine. Of, hemen de bastı bak bak. Araç iyi gidiyor. Ama sanki Volvo bundan daha iyi gidiyordu gibi hissettim. Şu an kesin olmamakla birlikte. Sağa da geçtik hiç bakmadan ama. Of, bayağı sektik orada. Şuradan da şöyle bir yine ekran görüntüsü alayım. Sonra lazım olacak. Hop. Şöyle döneceğiz. Burada bayağı dönemeçler var ve araç çok fazla sığmıyor. Yeşil yanmasını bekleyemeyeceğim. Yani tek bir şeritten dönmemiz pek mümkün değil. Bir de mesela şey oluyor. Hop hop hop, ne yapıyorsun ya dayı? Kırmızı ışık mesela size, pardon, tabii kırmızı ışık size yanmadan daha adamlara yeşil yanıyor ve çıkıyorlar. Yola çıkıyorlar yani. İkisi aynı anda falan neredeyse oluyor ve onlarda hiç bekleme yok yani. Bastığı gibi çıkıyor adam gaza. O da büyük sıkıntı. Ha, burada bak mesela bir şey var. Şantiye alanı burası. Buradan da yük alabiliyoruz tabii ama bu römorkla değil tabii. Hadi. Bak daha sarı yanarken adam bastı gitti. Oo. Dayı sen oraya geldin ama. Biz arkayı takacağız galiba birazcık. Evet, azıcık taktık. Yapacak bir şey yok. Daracık yer yapmışlar yani. Oraya nasıl gireyim? Ve teslimat noktamıza geldik. Şuraya şimdi Land Rover'larımızı indireceğiz. Evoque de diyenler var ama. O çok basit park edeceğiz. Çünkü tamamen boş burası. Şöyle dönüp bırakacağım. Hatta şöyle dışarıdan yapalım. Sizler de görün. Evet. Aracın rengi fena oldu ya. Fena olmadı yani, daha doğrusu. İçime sindi. Şöyle hemen teslim edeceğim arkadaşlar ve burada da zaten şey yapacak. Yakıt aldık sadece. Kargo hasarımız vesaire bir şey yok. 11.000 para aldık. 875'te XP verdi. İyi. Güzel. Ve mesela hemen kargonun kaybolmaması, arkanızda kalması, o çok güzel bir şey. Biliyorsunuz ETS'de anında sizi ana menüye atar. İşte kargoyu bir daha göremezsiniz falan. Burada çok güzel bir şekilde yani duruyor. İsterseniz yanına geçip poz verebilirsiniz yani. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda hala katılmadıysanız da yine yukarıda kartlarda çıkacak olan videomdan 1000 aboneye özel çekiliş hakkı kazanmak için yorum yaparak çekilişe de katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.